Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Ve tekrar bir Arapça dersine hoş geldiniz. Bu ikinci dönem dersleri böylece başlamış oluyor. Evet. Ed-dersul aşiru, 10. ders, zamirler hakkında. Zamir Arapçada da Türkçede olduğu gibi ismin yerini tutarlar. Daha önceki derslerimizde hüve ve hiye zamirlerini öğrenmiş ve kullanmıştık. Şimdi bir tabloyla zamirlere bir göz atalım. Evet, şimdi yazış şekli olarak iki çeşit zamirler var. Evet, şimdi birincisi burada solda munfasıl zamir. Munfasıl fasl olunmuş. Yani bir isme bitişmemiş, başlı başına kendi halinde yazılan zamirlere munfasıl zamirler denir. Tabii munfasıl, bu da munfasıl. Bu bitişen, bu da bitişen. Muttasıl yani. Muttasıl. Hani muttasıl şeyde var ya, tecvitte hatırlarsanız metni muttasıl vardı. Metni munfasıl vardı. Aynı onun gibi. Mesela harf-i metle sebebi met, aynı kelimede bulunduğu zaman buna metni muttasıl denir. Dört elif miktarı uzatması vaciptir. Yani mesela ülaike gibi. Ülaike tek kelimedir. Sebebi met hemzedir. Harf-i met de burada eliftir. Hemze olduğu için elif ne yapılıyor? Dört elif miktarı çekiliyor. Ve ikisi de aynı kelimede bulunduğu için metti muttasıl oluyor. Yani bitişmiş met. Bitişmiş. Bitişik. Munfasıl da Münfasıl'da harf-i met ve sebebi met ayrı ayrı kelimelerde olduğu zaman ne oluyordu? Bunlara da münfasıl deniyordu. Yani ayrı ayrı. Tabi tecvitten verdiğim misaller zamirle ilgili değil. Yani anlaşılması için böyle misal verdim. Mesela tübü ilallahi de tübü harf-i met vavdır. Sebeb-i met de ilanın hemzesidir. Ama ayrı ayrı kelimelerde bulundukları için metni munfasıl denir. Burada da zamir, mesela burada ente, munfasıl bir zamir olduğu için değişmemiştir. Yani ente diye yazılmıştır. Muhatap. Ha bir de muhatap, muhatap, muhataba zamirleri. Yani muhatap demek. Şimdi şöyle diyelim, bu tabelanın şurası tam ortası. Şöyle. Şu kısım, bunlarda cinsiyet olmadığı için, yani ben ve biz olduğu için bunlar ayrı olarak
bunları değerlendireceğiz. Ama bu tabelada şu çizgi, yeşil çizginin sağ tarafı gayip. Yani yanımızda olmayan kişiler için veya eşyalar için zamirdir. Muhatap da, bu sol taraftaki muhatap da yanımızda olan, yani muhatabımız olan, muhatap hani Almanca Ansprechpartner, yani angesprochen demek muhatap. Böyle birine konuşulduğu zaman bu çizginin solundaki zamirler kullanılır. Veya bunlar kastedildiği zaman, yani isim yerine zamir söylenmesi gerektiği zaman bunlar, yani mesela ente, erkek için ente, tekil, sen demek. Bitişik zamir de ke olarak bitişiyor. Değil mi? Mesela Kevser suresinde estağfirullah, inna a'tayna ke, ke yani a'tayna ke, a'tayna fiiline bitişmiş, ente zamiri kef olmuş bitiştikten sonra. Öyle düşünebiliriz. İki kişi de dualda, yani dual sistemde entuma, ondan sonra leküma oluyor. Hani ke, leküma oluyor. Leke, leküma. Çoğulda entüm, leküm. Yani buna mesela en güzel misal Kafirin suresi. Vela entüm abidûne mâ abidûne vela entüm, bak orada entüm. En sonunda ne diyor? Leküm. Dînüküm veliyedîn. Yani entüm, leküm olmuş. Lam geldiği için. Mesela bu tabi harf-i cerlerden ala olur, lam olur, min olur değil mi? Minküm, minküme, minke, böyle aleyke, aleyküme, aleyküm. Yani bu ente, entüm ne oluyor? Kef oluyor. Yani kef, muhatap zamiri ve uzakta olanlara da hani kullanmıştık şeyde, zamirlerde, ismi işaretlerde. Sonra muhataba, kadınlar için, muhatap erkek, muhataba da, sonunda şu e var bakın, muhataba, muhatebe denir, muhataba denir, fark etmez. Bu da hanımlar için, kadınlar için yani. Zaten şu sonundaki T'den anlıyoruz kadınlar için. Tekili ki, yani enti, enti, bitişik olmayan bir halinde enti. Yani lam veya başka bir lam harfi cer geldiği zaman ne oluyor? Bitişen bir harf geldiği zaman leki oluyor. Leki, aleyki, minki, yani fiki, öyle misalleri çoğaltabiliriz. İkilde, iki kişide entuma, entuma, leküma oluyor aynı şekilde. Yani ikil, muhataptaki ikille, muhatabadaki ikil aynı. Yazılışı aynı, manaları da aynı. Siz ikiniz demek. Entünle, bu da muhataba, kadınlar için çoğul entümle. Siz kadınlar demek yani. Siz kadınlar. Harf-i cer bitiştiği zaman veya başka bir fiil bitiştiği zaman lekünle. Yani lekünle. Buradaki lan misal tabi. Başka şeyler de bitişebilir. Aynı inne ateynake de olduğu gibi fiil de bitişebilir evveline. Veya bu zamir fiile de bitişebilir. Harf-i cer'e de bitişebilir. O zaman künle oluyor. Şu ikisini mütekellim yani konuşan kişi kendinden ve yanındakilerden bahsederken ene ben demek. Ene ben. Şey geldiği zaman evet, yani bitişeceği bir harf cer veya fiil geldiği zaman bu da ye oluyor. Bakın ye, noktalı ye. Yani li ene ben, li benim için anlamında. Yine benim için. Nahnu da
bir harfe veya fiile bitiştiği zaman lena olur. Misal, lam misalinde lena. Lena bizim için demek. Nahnu biz, lena bizim için. Şimdi çok kullanılan yine gaib ve gaibe zamirleri var. Gaib zamiri en çok Kur'an-ı Kerim'de olsun kullanılan zamir hüve zamiridir. Hüve. Hüve zamiri, hüve gaibtir ve o demek. Yani hani Almanca'da er, sie, es zamir, er, sie, es gibi. Hüve o demek, tekildir, müfrettir. Bir harfi veya fiile bitiştiği zaman hüve olarak kalmaz, lehü olarak yazılır. Yani lehü olarak yazılır. Ayrıyeten tabii, şunu onu da yazalım. Lehü, he şu şekil alır, yani kapalı he haline gelir. Lehü. Böyle. Lehü olur. Veya innehü değil mi? İnnehü. İnne. Aynı şekilde. Biraz yer açalım. Şunu siliyorum. Şimdi kalem, mesela inne var, inne, bir de hüve var, hüve zamiri. Bu hüve zamiri inneye bitiştiği zaman ne oluyor? Eşittir, inne hü oluyor, inne hü, ram, nun, hemze, nun, şedde yapalım. İnnehu yani zamir, yani şu vav düşüyor. He böyle kapalı he haline geliyor. Ama vav orada olduğu için yazılmasa da hü diye çekiliyor. İnnehu. İnnehu kâne gaffâra mesela. İnnehu. İnnehu. Muhakkak ki o Allah kâne gaffâra çok mağfiret edicidir. Yani buradaki hü şeyde ayet-i kerimede misal olarak verdiğim ayet-i kerimede Allah için bir zamirdir, yani Allah'a rücu eden bir zamirdir. İnnehu kâne gaffâra. Hüve. Şimdi ikil dedik, gâib zamirleri ikil olan, yani tesniye olan, dual olan nedir? Hüma'dır. Hüma iki kişi için kullanılır. Yani iki kişi burada tabii biri erkek, biri kadın da olabiliyor. Tesniyede böyle bir özellik var. Ondan sonra lehüma oluyor. Çoğul hüm, onlar demek. Lehüm, onlar için. Burada bir değişiklik yok. Değişiklik sadece şeyde. Burada ve burada değişiklik var. Hiye, o kadın demek, hiye, yani müennes zamiri. Burada da lam geldiği zaman, hani bizim misalimizde lam, tabi başka şeyler de olur. Fiiller veya isimler veya harfler. Burada da lehe deyince, ye'den bir elif oluşuyor, lehe. Yani ye'den, ye elife dönüşüyor, lehe oluyor. Bu değişiklik bu. Yine hüma lehüma, hünne lehünne, böyle. Mesela lehünne olur, efendim, bihinne, mahünne, değil mi? Böyle çoğaltabiliriz. İnne hünne demek, muhakkak ki o kadınlar demek, inne hünne. Bu şekilde zamirler. Bu da dediğimiz gibi gâib, gâibe, yani
O anda burada olmayan kadınlar demek rahibe. Rahip. Nicht anwesend yani Almanca. Nicht anwesend, rahibe oluyor. Veya rahip oluyor. Muhatap da anwesend anlamına geliyor. Arada da Almancaları böyle söyleyelim daha iyi anlaşılması için. Evet, şimdi anlatıma geçelim. Zamirlerin merfu halleri munfasıl, mensup ve mecrur halleri muttasıl gelir. Evet, bir diğer deyişle cümlede zamirin kullanıldığı yer merfu bir yerse orada munfasıl zamir kullanılır. Mensup veya mecrur bir yerse de muttasıl zamir kullanılır. Bu durumu iki misalle gösterelim. Birincisi, isim cümlelerinde müpteda merfu olur. Demek ki müpteda olarak bir zamir kullanılacaksa o zamir munfasıl olacaktır. Yani zamirler bir cümle zamirle başladığı zaman ki buna isim cümlesi diyoruz. Sadece fiille başlayan cümleler fiil cümlesidir. İsimle, zamirle, başka bir şeyle başlayan cümleler isim cümlesidir. Burada Yasirun, Tabibun, Yasir bir hekimdir, tabiptir yani. Tabiptir. Şimdi Yasir'den başka bir şekilde bahsedip de onun tabip olduğuna vurgulama yapmak gerekirse, yani daha önce Yasir ismi geçtiği için ne denir? Hüve tabibun. Hüve, o Yasir nedir? Tabibun bir tabiptir, hekimdir, yani doktordur. Evet, şimdi burada müpteda olduğu için cümlede, isim cümlesinde hüve, zamir ne yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Ayrıca yazılıyor. Buna da zamiri munfasıl denilmektedir. Evet. Açıklamada aynı şekilde. Cümlede Yasir kelimesi müptedadır. Müpteda olduğu için merfudur. Zaten bu durum onun son hareketinden de anlaşılmaktadır. Öyleyse Yasirun ismi yerine kullanılacak zamir merfu olacaktır. Bu da o zamirin munfasıl zamir olacağını gösterir. Yani burada hü, yani vavsız, sadece hü değil, hü ve zamiri kullanılacaktır. Evet. Evet, burada tabibun merfudur. Bu da aynı şekilde şeydir yani, munfasıldır. Şey diye düzeltiyorum. Hüve zamiri Yasir'e dönüş yaptığı için Yasir burada merfudur. Hüve de aynı şekilde müpteda olduğu için munfasıl bir zamirdir. Yani bir herhangi bir kelimeye veya birleşmeye bir zamirdir demek. Yani munfasıl getirent anlamına geliyor. Getirent. Bir yere bitişmeyen. Burada da zamir bu şekilde geliyor, onu anlatmaya çalışıyor. Bu da nasıl geleceğini ikinci misalde. İzafet tamlamalarında, yani muzaf ve muzafın ileyh vardır. Muzafın ileyh daima mecrurdur. Yani isim tamlamasında ikinci kelime, ikinci isim muzafın ileyh, o devamlı mecrurdur. Dolayısıyla muzafun ileyh yerine bir zamir konulacaksa bu zamir muttasıl bir zamir olacaktır. Misal, hâzâ, bu nedir? Bu nedir? Kitâb-ı Hamid'in ya da Kitâb-ı Hamid'in, Hamid'in kitabıdır. Değil mi? Hâzâ, Kitâb-ı Hamid'in. Bunu yani Hamid'i tekrar tekrar cümlelerde tekrar tekrar söylememek için ne yapılıyor? Hamid yerine burada bir zamir kullanılıyor.
O zaman ne anlama geliyor? He de bu. Bu nedir? Yani şöyle masanın üzerinde diyelim bir kitap var. Biri diğerine diyor ki he de kitabuhu bu, heze bu. Bu görmüş olduğun şey bu nedir? Kitabuhu onun kitabıdır. Yani Hamid'i kastediyor. Yani şimdi Almanca söyleyecek olursak, hani ekseri dinleyenler Almanca daha iyi bildiği için, mesela şu birinci misalda bu this is Hamid's buh. Hani genitif. Muzaf muzaf ile genitif demek. This is Hamid's buh. Hamid'i tekrar tekrar kullanmamak için ne denilebilir? Hâzâ kitâbuhu, bu onun kitabıdır. Yani this is sein Buch. Yani Hamid's Buch. Hamid burada ne oluyor? Sein oluyor. Zamir geldiği için. Sein Buch anlamına geliyor. Cümlede Hamid'in kelimesi muzaf nilektir. Muzaf nilek daima mecrurdur. Yani esredir. Zaten bu durum son hareketinden de anlaşılmaktadır. Öyleyse Hamid'in ismi yerine kullanılacak zamir mecrur olacaktır. Bu da o zamirin muttasıl zamir olacağını gösterir. Yani burada hüve değil, hü zamiri kullanılacaktır. Diğer başka misalleri de böyle kıyas edebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir ayet-i kerimeden bir kısım diyor ki Estağfirullah lillahi ma fis semavati vel arz devam ediyor. Yani kısaca hem yer açısından hem kafa karışmasın diye kısaca alıyorum. Lillahi Allah içindir ne? Ma fis semavati gökyüzünlerinde olanlar Allah içindir. Değil mi? Vel ard ve hayatı ve ma fil ard. Böyle hem ayet-i kürsüde de var bu. Huvallahu velezde de var. Ama bu lillahi yerine yani Allah'a rücu eden, Allah'a dönen şu zamir kullanılarak lehu ma fis semavati vel arzda denilebiliyor. Yani o da ne demek? Lillahi Allah için demek. Lehu de onun içindir. Ama o kimin olduğu belli yani zihnimizde. Yani ayet-i kerimenin mesela evvelinde geçmiştir. Allah isim celali. Tekrar edilmemesi için lehu diye yeniden bir konu başlamıştır. Yani ayet-i kerimenin bir kısmı. Yani ayet-i kürsüde ne diyor? Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı diyor. Evet. Böyle. Ve sebbaha lillahi ma fis semavati vel arz. Yani gökyüzünde ve yeryüzünde olan varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Yani noksan sıfatlardan tenzih ederler. Kemal sıfatlarla iktisaf ederler. Onu vasıflandırırlar. Yani buradaki ana konumuz lillahi ve lehu. Lehu, lillahinin le anlama gelir. Yani burada zamir ne olmuştur? Lama birleşmiştir. Neden birleşmiştir? Çünkü lillahi burada esreyle başladığı için. Gördüğünüz gibi. Lillahi. Onu kastediyor yani yukarıdaki açıklamada. Evet. Şimdi yeni bir kısım daha var. Onu da açıklayıp bitirmiş olacağız. Şimdi hem de avamil dersinde avamilin yani üç kısımdı. Amel, mamül ve irab. Yani amil, mamül ve irab.
vardı. İrabı da harflerle olan, yani önce harekelerle olan irab vardı. Mesela şunu şöyle bir harf olarak kabul edersek, üstün, esve, vetre. Bunlar üç tane hareke, bunlarla oluyordu irab. Yani bir kelime, mesela Allahu kelimesi diyelim, ismi celali. B'ye geldiği zaman billahi oluyor. Mesela başına inne geldiği zaman innallâhe üstün oluyor. Hiçbir amir gelmezse ötürü oluyordu. Bunun tabi eksik olan irab var, tam olan irab var, nakıs irab var. Aynı bu şekilde Arapçada 5 isim vardır ki bu isimler harekeyle değil harf ile irab edilir. Yani irab esnasında harfler değişir. Bu isimler sonlarına merfuluk alameti olarak vav harfini, merfuluk alameti zaman zaman söylüyoruz. Yani yalın hali, önüne hiçbir amir gelmeyen merfuluk alameti deniyor buna. Efendim, yanılmıyorsam nominatif deniyordu. Nominatif, genitif, akkusatif, Almanca'da bu nominatif. Yani hiçbir şey yok. Bunu etkileyen herhangi bir harf, amil yok. O zaman bunun harfi vav oluyor. Mensupluk alameti olarak vav elife dönüşüyor. Mecrur alamet olarak y harfine dönüşüyor. Yani burada ötre, ötre, üstün ve y esre, yani üst, ötre, üstün ve esre değil, vav, elif, y burada amil, mamul oluyor. Yani vav harfi, normalde vav harfi, normal hali. Amil geliyor, elife dönüşüyor. Ondan sonra mecrurluk alameti de, yani harfi cer veya şey olursa, muzafın ileyh olursa, bu isimlerden birisi, o zaman y harfi oluyor. Misaller belki daha iyi anlamaya sebep olacak. El-esmâ-ül hamsetü demiş. Sağdan başlayalım. İsim, yani tabi bunlar isim. Birincisi Ebun. Ebun ismi. Baba. Ahun, kardeş. Hamun, kayınpeder. Yani bir akraba. Yani şimdi Almanca'da da her akrabaya, yani evlilik dolayısıyla olan akrabaya şivaga dendiği gibi Arapça'da da hamun diyorlar. Yani tek bir kelimeyle hepsini ifade ediyorlar. Ağız, femun, zü de sahibi demek. Sahibi demek. Burada demiş örneğin ebun, yani baba, baba kelimesi. Sıradan bir kelimeyle birlikte muzaf yapalım ve merfu, mensup, mecrur hallerine bakalım. Mesela kelime ebun, sağdan sola gidiyoruz. Bunun haleti rafı, yani merfu hali, yalın hali Ebu Bekir'in misal. Ebu Bekir'in. Mensup hali, yani mensup hali ne zaman olur? Mesela inne, inne ile başlarsa bir cümle veya muhatap değil mi? Ya harfi nidadır. Mesela Ebu Bekir diye birisine nida ediyorsak ne deriz? Ya Eba Bekir. Yani ya harfi geldiği zaman bu Ebu Eba olur. Eba Bekir. Normalde Ebu Bekir'dir. Eba Bekir olur. Şey geldiği zaman, bir harfi cer geldiği zaman diyelim veya muzafın leh olduğu zaman Ebi Bekir olur. Mesela diyelim, şuraya bir ma'a yazalım. Ma'a. Ma'a. Şöyle ma'a. Mesela birisi sana diyor ki kiminlesin? Ne diyorum o zaman? Ben ene ma'a Ebi Bekir'in. Ben Ebu Bekir'le beraberim diyorum. Misal yani. Buradaki ma'a çünkü harfi cerdir veya harfi isafettir.
Yani harf-i cerde olarak da kullanılıyor. Muzaf olarak da kullanılıyor. Ma'a Ebi Bekir'in, ben Ebu Bekir'le beraberim dediğin zaman bu, buradaki vav, şu Ebu Bekir'deki vav ye'ye dönüşüyor. Kitabın, değil mi? Mesela bir kitap. Bu da izafete misal. Şu harf-i cere misaldi. Bu da muzaf muzaf lehe misal. İkincisi şu iki, şu bir. Kitab-ı Bekir'in evet. Şimdi burada bir şey var. Bir eksiklik var. Normalde şurada Ebu, arada Ebu olması lazım. Yani kitabı Ebu Bekir'in eksik yazılmış. Bu da kitabe kitabe Ebu Bekir'in tamam bunu, bu misal kalsın. Yani bu çünkü muzaf, muzafın ileyhe misal. Yani burada şey yok. Bu beş isimlerden birisi yok. Bunun için onun açıklamasını başka bir zaman yaparız. Tamamen araştırıp. Bir de inde, mesela inde kelimesi var yanında. Anlamına geldiğini söylemiştik. Aynı zamanda bu kelime sahiplik anlamında taşır. Şimdi şeyden, zü'ye bir misal verelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'den Zülkarneyn diye bir salih insan var. Peygamber olup olmadığı tam kesin değil. Keyif suresine geçer. Mesela burada Zülkarneyn bunun şey hali, yani merfu hali. Bir duvar yapması için müracaat ettiklerinde Yecüc ve Mecüc'e karşı orada ayet-i kerimede Ya Zülkarneyn diye ona hitap ettikleri geçer. Yani Zülkarneyn başına gelen nida harfi Ya ile Ya Zülkarneyn olmuş oluyor. O da böyle bir aklıma geldi. Mesela harfi cer gelseydi ne olurdu? Li Zülkarneyn olurdu. Veya Ma'a Zülkarneyn. Zülkarneyn'le beraber. Veya İnde Zülkarneyn gibi, yani Zülkarneyn'in yanında gibi öyle manalara gelebilirdi. Evet. İnde kelimesi senin yanında bir araba var mı? İndeke seyyaratun, yani şu soru hemzesi biliyorsunuz. Var mı? Soru vurgulaması yapıyor. İndeke, senin yanında var mı? Ne var mı? Seyyaratun, bir araba var mı? Seyreden bir cisim, yani seyyara, araba. Senin bir araban var mı diye anlamalıyız. Ancak bu şekilde belirtilen sahipliklerin bizden ayrı varlıklar olması gerekir. Yani inde alınıp satılabilen şeyler için kullanılır. Mesela kardeşim var mı diye sormak için indeki ahun denilmez. Bunun yerine daha önce sahiplik ifade ettiğini belirttiğimiz harf-i cer ile eleke ahun demeliyiz. Yani indeki ahun kardeşin var mı anlamında kullanılmaz. Ama senin kardeşin, yanında kardeşin var mı? Yani yanında mı anlamında kullanılabilir. Hani beraber misiniz anlamında. Evet, lam ya da li harf-i cerri zamirlere geldiği zaman fethalı gelir. Yani mesela li artı ente leke olur. Li artı hüm lehüm olur. Lam harfinin de böyle bir özelliği var. Mesela hemze ile veya hemze-i vasılla başlayan durumlarda diyelim ki
lam, Allahu diyelim, eşittir, ne oluyor? Lillahi oluyor. Yani bu aradaki şu hemze, hemzeyi basıp düşüyor yani. Lillahi, ama hareket değişmiyor. Lillahi oluyor buradaki gibi. Evet, bu dersimizin 10. dosyası. 10. dosyası. Bunun tabi linkini videonun altına koyarız. Çünkü kitaplar kitap halinde değil, sayfalar halinde olduğu için ayrı ayrı. Ama tabi de bu dosyaları bilgisayarınızı indirip oradan bakabilirsiniz. Her zaman online olmak zorunda değilsiniz. Bakabilirsiniz yani. Evet, buraya lillahi yazdık. Şöyle. Şunu da yazalım. Bitirelim. Ne yazıyor? Lillahi el-Fatiha.